dinlemekte olduğunuz podcast bir podcastlik projesidir. Podcastliğin NBA podcast'i MVP'ye hoş geldiniz. Ben Berkay Minkara. Bugün yanımda Burak Çimen var. Nasılsın abi? İyi abi, senden ne haber? Ben de iyiyim. Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel gidiyor işte. Ne yapalım? Yaz sıcağı, evdeyiz. NBA'yi bekliyoruz. Basketbolu bekliyoruz. Ona gelene kadar futbol falan izliyoruz işte. Ama asıl odamız NBA tabii. Barbar sporu futbola da az bir şans veriyoruz ama. Ama aynen yani sıkıyor insanı belli bir şeyden sonra. Basketbol taktiklerin konuştuğu, taktiksel dehaların konuştuğu dev önemli bir spor. Ama futbol öyle değil tabii. 22 tane topçu bir topun peşinden koşuyor tabii yani. Taktik demişken Saras'ın Barcelona'ya gitmesine ne diyorsun? Yani şöyle NBA podcast'iyiz ama ona da bir şey yapalım. Yani şans oldu tamamen. Adam Fenerbahçe'ye geliyordu. Gerçekten bir anda Pesic kaybetti finali. Pesic'i yenen kişinin de Ivanovic hocam olması çok manidar geldi. Yani evet, Beşiktaş, Beşiktaş resmen durup dururken Fenerbahçe'nin şey FBJK'nin kaderiyle oynadı yani. Adam da gitti sağ olacak. Yani ama Saras'ından başarılı olacağını düşünüyorum yani açıkçası. Ya Saras'ın ben de başarılı olacağını düşünüyorum ama inşallah başarılı olacağı nokta Ergin hocamın nasıl derim özgürlüğünün başladığı noktaya kadardır. Aynen yani ama şöyle bir şey. Bakalım. Sanıyorsam Efes'in gelecek sezon hani bütçe falan küçültmezse Efes en büyük rakibi Saras hocam olacak. Yani kendisini çok severim bu arada öyle. Ergin hocayı da çok sevsem de Saras sevgim fazladır benim. Yani hocam umarım başarılı olur ama dediğin gibi Ergin Hoca'nın da başarısına gölgelemez yani. Finalde karşılaşsınlar. Bu iki hocayı da beraber canlı canlı kanlı kanlı görmemiş olmamız. Görmüş olmamız daha doğrusu. Çok güzel bir olaydı. Gerçekten insanı mutlu etti yani. Ama artık asıl konumuza geçme vakti. Bence de. Bugün zaten NBA için buradayız. Aynen. NBA'nin yeni formatını, formata dahil olan takımlarını ve dahil olan takımların kendi potansiyellerince neleri başarabilip nereli başaramayacağını kendimizce konuşacağız. Evet. Önce formatla başlayalım istiyorsan abi. Formatı zaten artık herkes biliyordur. Bilmeyenler için de söyleyelim. Batıdan artı 5, doğudan artı 1 olmak üzere artı 1'e playoff'a girecek takımlar. Yani güncel durumda playoff'ta olacak takımlar. 22 takımla devam edecek sezon. 8 maç daha oynanacak. Evet. Bu seçilen 5 takım 6.5 galibiyet oranınca seçildi. 6.5 galibiyet fark bulan takım bütün takımlar yer alıyor. Evet. Biz bugün doğudan başlayacağız. Doğudan başlayacağız. Doğuda az çok üst sıraların yeri belli. Bu şeyi de belirtelim. Her takım 8 maç oynayacak. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Aynen 8 maç. 8 maç oynayacak. 8 maç sonunda 4 ya da daha az galibiyet farkı oluşursa 8. takımla 9. takım arasında onlar da play-in oynayacak. Aynen. Kazanan da play-off'a girecek. Play-off'a çok aynen. Çok güzel bir sistem aynen oldu bu arada. Ben olduğu çok sevdim. Yani çok heyecanlı bir maç olacak eğer yaşanırsa. Yaşanır mı bilmiyorum ama bana yaşanacak gibi geliyor açıkçası. Yani Doğu kısmında. Aynen. Doğu'da değil de Batı'da. Çok büyük bir değişiklik olmaz ama Batı kısmındaki playoff potasında olmayan takımlar için daha adaletli oldu bu çünkü yakınlardı birbirine ve gayet kaliteli takımlar. Yani ve şöyle bazı takımların oradaki fikstür avantajı vardı. 8 maça düşünce o tabii yok oldu bir anda. Evet, o yüzden böyle bir şey yapıldı ve iyi oldu. Haklı bir şey yani. İyi oldu bunun olması. Doğu ile başlayalım o zaman istiyorsan. Ya, takım takım. Evet, sadece fikirlerini alayım senin. Hangi takımdan başlayalım? Doğu'nun lideri, NBA'in de lideri. Tüm sezon çok ufak, nadir düştüğü maçlar olsa da tüm sezon aynı seviyede götüren Milwaukee Bucks, Giannis önderliğinde. Yani abi Milwaukee Bucks başta şampiyonluğun şu an hala en önemli adaylarından sanıyorsan bir kayıp da vermediler. Kimse gitti mi Bucks'tan? Onu bir önce netleştireyim. Şu anlık yok. Evet. Abi şimdi hali hazırda normal sezon devam ederken zaten Bucks ligin en kaliteli takımlarından biriydi. Yani en büyük şampiyonluk adaylarından, 3 şampiyonluk adayından işte ilk 3'teydi yani. Lakers, Clippers, Bucks diyorduk.
İşte sonra Houston falan geliyor. Fakat onlar tabii biraz daha arka planda. Abi Bucks'ta hiç kayıp vermediler şu ana kadar. Tabii ki önümüzdeki bir ay boyunca ne yaşanır ne olur bilmiyoruz ama zaten hali hazır değil bir takımlarda. Yani Giannis yine gayet MVP'lik oynuyor. Geçen sezon oranla ben hala playofflarda şey konusunda bu Malcolm Brogdon konusunda hani o gittikten sonra biraz topu eline alacak insan eksikliği olduğunu düşünüyordum. Hala düşünüyorum fakat yani şimdi Middleton da bir sene daha playoff tecrübesi edindi. Büyük alanda konferans finali oynadı geçen sezon zaten sonuçta. Yani Milwaukee Bucks ben bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Tabii bir anda gelirler çok formsuz olurlar. Bilemem böyle bir şey yaşanacağını zannetmiyorum ben açıkçası. Yeni sönderliğinde hala bu yaz turnuvasının diyelim en büyük adaylarından biriler şampiyonluk için. Büyük ihtimalle konferans finali yapacaklar zaten kesin. Konferans finalinde de ben karşısına durabilecek takım düşünüyorum. Belki yani çok düşük ihtimal Boston yenebilir onları ama yani çok da bunun yaşanacağını zannetmiyorum açıkçası. Yani Doğu'nun en büyük favorisi şu an kendileri. Yani sen ne düşünüyorsun? Ya kesinlikle senin dediğin gibi hem NBA'in en büyük 3 favorisinden, en büyük demesek de en gerçekçi 3 favorisinden biri. Doğu'nun zaten net olarak en iyi takımı. Ama işte playofflarda ya konferans finaline ben de rahatlıkla ulaşacaklarını düşünüyorum ama konferans finalinde hani playofflarda zaman ilerledikçe nasıl gerginlik artıyor ortamda sıklaşınca Yanis o konuda tamamen belini bağlayabileceğin biri değil şu an. Hala da çok genç gerçi ama. Bir de son 3 maçlarında sezon yarıda kesilmeden Lakers'e yenildikten sonra Yanis'in oynadığı 2 maçı da kaybettiler. Yanis'in oynamadığı 2 maçı da kaybettiler. Pardon. Middleton ne kadar iyi bir sezon geçirse de playofflar için bu düşündürücü biraz. Yanis'in kilitlendiği maçlarda. Ben şey olarak söyledim ona açıkçası. Yani Doğu'da şimdi geçen sezon Kawhi Leonard vardı. Abi Kawhi Leonard ligin şu an en iyi oyuncusu belki de LeBron James'le bu sezon. Yani ne bileyim Davis falan var ama ligin en iyi oyuncusu Kawhi olduğu söylemleri az değil yani. Şimdi geçen sezon Kawhi vardı ve Kawhi Doğu'nun en iyi oyuncusuydu. Herkes işte Giannis MVP olsa da falan filan olsa da abi Kawhi Leonard yani Kevin Durant, LeBron James ve Kawhi Leonard bir farklı seviyede. Bunu bir kabul etmek lazım. Yani şimdi geçen Onların sezon kendi klasmanı var evet aynen. onların kendi bir klasmanı var. Geçen sezon Kawhi final serisinde sakat olmasına rağmen ağırlığını koydu. Yani hatta Siakam savunuyordu başta Antetokounmpo'yu. Sonra Kawhi'ye verdi mecbur 2-0 olunca seri. 3. maçtan itibaren Kawhi savundu. Yani şimdi bu sezon Kawhi ölçüsünde bir oyuncu yok abi Doğu'da. Yani Kawhi önünde duruyordu. İşte yanlardan yardım geliyordu Kawhi'ya ve durduruyorlardı bir şekilde. Durduruyorlar değil mi? Engelliyorlardı, yavaşlatıyorlardı en azından. Yani bu sezon bunu kimle yapacaklar? Emin değilim açıkçası. Mesela Boston, ne bileyim, şey, Toronto çıkarsa finale belki. Toronto bilmiyorum ne yapar ne eder de. Yani bu sezon ben final oynamaları daha olası görüyorum geçen sezon oranla. Elbette Malcolm Brogdon'u kaybettiler geçen sezondan. Bir tane eline top verebileceğin hatta güvenebileceğin kaliteli bir oyun kurucuyu kaybettiler. Fakat yani dediğim gibi rakiplerin de azalmasıyla ben Bucks'ın bu sezon final yapacağını düşünüyorum açıkçası. Ya yakın olan düşünce bana da bu. Çünkü dediğin gibi Kawhi ağırlığında biri yok şu an Bucks'ın karşısına çıkabilecek. Ama yine de Doğu'da da iyi takımlar var. Sen Milwaukee ile ilgili herhangi bir sürpriz beklemiyorsun sanırım. Bu sezonda o 8 maçta zaten şeyin Toronto'nun 7 maç önündeler. Yani birincilikten de düşmezler. Milwaukee ile ilgili çok değişecek bir şey yok. 8 maçı da kaybetseler de Milwaukee bulunduğu yerde duracak. Milwaukee'nin hemen ardından Toronto geliyor. Kawhi'yi kaybetmesine rağmen Kawhi'siz ne yapacakları konusunda şüphesi olanlara sezon boyunca çok güzel cevaplar verdiler ve Nick Nurse de cidden yani Toronto'yla kontratı olan bütün oyunculardan verim alabiliyor. Abi düz insanlardan basketbolcu yarattı ya. Sokaktan uzun oyuncular buldu adam ve gerçekten onları basketbolcu yaptı. İnanılır gibi bir olay değil. Yani Toronto hakkında konuşacak olursak evet beklentilerin çok çok önündeler bence.
Ben kendi Kesinlikle. adıma 6. final olacaklarını düşünüyordum bu sezon konferansta. Konferansın en yüksek şeydi. İkinci takım oldular. Galibiyet oranla. Şimdi Siakam geçen sezon zaten en çok gelişme gösteren oyuncu oldu. Bu sezon abi daha da üstüne ekledi. Yani her şey yapıyor sahada açıkçası. Yani fakat her ne kadar Siakam'ın çok daha iyi oyuncu olma potansiyeli de olsa bu sezon özelinde hani biraz daha zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben başarı elde etmek için. Hani Siakam'ın takımı sürükleyici oyuncu olması için playofflarda birazcık daha vakit lazım bana göre. Ya elbette şimdi şey hala güçlü bir takım Toronto, işte Gasol incelmiş zaten. %50 oranında zayıflamış adam, helal olsun. Kaybolmuş. Geçleşmiş resmen. Aynen kaybolmuş abi vücudu adamın. Yani mutlaka birazcık ona yardımcı olacaktır bu hızına filan. İyi misin? Okey Ha, okey. okey tamam. Kyle Lowry, işte Lowry'yi biliyoruz abi zaten. Yani elbet katkı verecektir. Savunmada da hücumda da. Ben bu sezon eşleşmeye bağlı şekilde yani şimdi belki Boston gelirse Boston eleyebilir Toronto'yu. Fakat ben Sixers'a mesela eleneceklerini düşünmüyorum yarı finalde falan denk gelirlerse. Yani Toronto için abi bu sezon hedefi konferans finali oynamak olmalı. Yani şampiyonluk biraz daha uzak bir hayal gibi geliyor bana. Çünkü geçen sezonda şeyi izledik. Yanis vs. Siakam'ı gördük abi. Yani henüz o şeyde değil, güçte değil Siakam. Bu sezonda oynadıkları maçlarda hatırlamıyorum çok açıkçası ama yani o şey nasıl desem finalde durduru görüntüsünde verseydi burada konuşurduk bunu yani. O yüzden ben Toronto'nun bu sezon için gerçekçi hedefinin konferans finali olduğunu düşünüyorum. Belki bundan sonraki senelerde Siakam'ın daha da gelişimiyle daha da iyi bir takım olabilir. Belki final yapacak bir takım olabilir ama işte seneye Nets falan geliyor. Ne bileyim Boston daha da gelişecek oyunculara. Yani ne olur bilmiyorum. Bu sezon için açıkçası benim gördüğüm şey onlar için konferans finali ideal bir hedef. Ya zaten onlar için de ideal olan kafasında düşündükleri konferans finalidir büyük ihtimal. Ama yine de hani Yanis'i durdurma konusunda pota altında Ibaka, Gasol gibi oyuncuları var. Siakam'da bu, mesela Boucher de böyle hani güç olarak olmasa da böyle fiziksel yapı olarak Yanis'e benzeyen oyuncular. Biraz daha diğer takımlara göre sanki Yanis'i en azından kafada durdurmaları diğer takımlara göre daha mantıklı gibi duruyor Toronto'nun. Gerçi Miami'de de Bam var. Ya evet. Yani Bam'e zaten geleceğiz. Ya abi şöyle kağıt üstünde var evet. Yani şöyle şöyle yapsan mesela X'in bir olayı söylüyorum. Şöyle Şöyle şöyle. şöyle yapsan işte şu şuraya geçse durdurursun. Bunu kağıt üstünde yaparsın tamam mı? Ama yani Yanis'te ne olursa olsun abi Kawhi, LeBron ve Durant'ten sonra ligin en önemli oyuncularından biri işte Curry, Harden'la filan. Yani bu oyuncuları durdurması zor yani. Hani öyle karşısına elit LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant koymadığın sürece, onlar odaklı olmadığı sürece hani bu oyunculara öyle ne bileyim Siakam'la falan durdurabileceğine inanmıyorum ben. O yüzden zaten söylemek istediğim şey hani onları en büyük favori olarak görmem. Şu anda ligin en formda oyuncusu bu bahsi geçen ana üçlüden sonra, ana süper yıldızdan sonra Yanis yani. Normal sezonun muhtemelen MVP'si olacak yine. O yüzden abi Muhtemelen. evet dediğin gibi onlar da şey yapmıştı hani düşüşe geçmişti sezonun sonunda ama yani her şey çok değişti şimdi. O yüzden ben onların önceden kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyorum. Toronto'nun da onlar için haklı olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir rakip olabileceğini düşünsem de çok da büyük bir beklentim yok açıkçası onlardan. Zaten Yanis gibi oyuncuların artık o seviyede konferans finalinde eğer durdurulurlarsa Şampiyon olsun ya zaten. yo şey yani durduruldukları zaman biraz da rakip takımdan ziyade kendilerini durdurmuş oluyorlar. Evet. Mental anlamda Evet. Haklısın. playoff ortamı çünkü cidden Evet. her Apayrı bir yerin şey abi. harcı değil dediğimiz yerlerden. Ama Toronto'nun da yine özellikle mesela geçen sezon şampiyon olmaları mesela Lowry'nin üzerinden o yükü attı ve Lowry gerçekten artık Ya rahat, nasıl desem rahat. daha rahat bir
oyuncu playoff ortamında. Evet. En azından öyle olacağını Evet. düşünüyorum. Bakalım Toronto hani Bucks seviyesi olmasa da iddiasız girdiğini söyleyemeyiz playoff'a. Aynen. Yani şimdi haksızlık olur hani. Konferans finali küçük bir hedef değil sonuçta. Bir iki tur geçmiş oluyorsun konferans finaline gelene kadar ve daha konuşacağımız Miami olsun, Boston olsun, Sixers olsun. Yani muhtemelen zaten Milwaukee ile eşleşmeyecekler. Sürpriz olmazsa yarı finalde. Finalde eşleşecekler. O yüzden yani diğer takımlar da güçlü takımlar yani. Öyle güçsüz takımlar diye şimdi konuşacağız zaten. Şimdi, O zaman istiyorsan Boston'a geçelim. Ya Boston abi benim sürpriz yapacaksa Boston yapacağını düşünüyorum ben açıkçası. Boston Celtics yani enteresan bir takım. Yani oyuncuları çok iyi, tamam mı? Fakat ben şeyi merak ediyorum. Mesela oldu da eşleştiler abi şeyle. Milwaukee ile. Bu takım ismini unuttum. Milwaukee ile eşleştiler. Ben yani Brad Stevens'ın ne yapacağını çok merak ediyorum açıkçası. Yenisi duyurmak adına. Çünkü Brad Stevens ligin hali hazırda en iyi koçlarından biri. Ve genç dinamik bir antrenör yani. Yani onlar da sezonun son bölümünde yanlış hatırlamıyorsam gayet formdalardı. Sezon bitmeden önce. Yani formdadan ziyade iyi basketbol oynuyorlardı. Ben bizim tabii kazalı Brooklyn maçı dışında. O da çok enteresan bir maçtı. Buradan selam çekeyim o maça da. Şey yani ben bu sezon doğudan bir takım sürpriz yapacaksa bence o Boston Celtics olacak. Yani Kemba Walker zaten Kyrie Irving'e oranla daha oturdu takıma geçen sezondan sonra. Yani şey enteresan. Tamam Kyrie çok iyi bir oyuncu. Fakat arada bu kadar farklı olması o geçen sezonki takımla bu sezonki takımın biraz enteresan. Yani herkes ne derse desin yani. Yani dediğim gibi çok iyi oyunculara sahipler. Tatum form çok formaydı zaten. Jaylen Brown aynı şekilde kontratı kaptıktan sonra herkesin aksine çok daha iyi bir oyuncuya demiş kontrat alınca. Enteresan bir olay o da. Yani o çok garipti. Jaylen Brown zaten baktığında iyi bir savunmacı. Tatum okey, smart, çok iyi bir savunmacı. Yani baktığında güç olarak Yanis'i durdurabilecek profile sahip bir oyuncular. Yani birkaçını karma yaparsan işte ne bileyim o demin şey dedik ya işte X şuraya geçerse şu şurada durursa olayı dedik ya. Aslında bunu en iyi uygulayabilecek takımlardan biri, plan yapabilecek takımlardan biri Celtics. Çünkü gerçekten elinde bunun için çok iyi parçalar var. Dediğim gibi sürpriz yaparsa onlar yapacak ve yani ben merak ediyorum açıkçası Brad Stevens'ın playoff planlarına. Ya gerçekten Tatum'la Brown böyle poor man's tabiriyle söyleyelim. Poor man's Kawhi'la George oldular. Brown çok iyi bir birebir savunmacısı. Çok güçlü. Tatum da çok iyi bir yardım savunmacısı evet. oldu. Yani cidden aşırı benziyorlar o ikiliye. Bir alt seviyedeler ama. Evet. Peki Tatum müthiş yükseltti performansını bu sezon. Sana şey sorusunu sorayım. Celtics'in sence birinci yıldızı Tatum mu şu an yoksa hala Kemba olduğunu düşünüyor musun? Bence Tatum abi. Abi ben Kemba Walker'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Ama abi mesela ne bileyim yani seviye olarak o kadar üst seviye olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir parça. Çok takım cuk diye oturdu zaten herif. Yani alması gerektiği her saniye topu eline alıyor. Kılıçı fena oynamıyor yani. O yüzden yani gerçekten çok iyi bir oyuncu. Fakat abi Tatum şu an o takımın şeyi yani ya nasıl desem ana oyuncusu yani. Yıldızı Tatum. Bence de. Çok iyi oynuyor abi. Çok hani takımla ilişkisi de iyi olduğu için Tatum'un. Yani şimdi bazı süperstarlar var. Değil mi? Kyrie Irving mesela işte gitti Nets'te. Takımın şu an lideriydi Kyrie Irving ama işte çok şey çıkıyordu. İşte ne bileyim. Söylenti çıkıyordu. İşte Clippers'ta Montrezl Harrell'lar, Kawhi Leonard Trent'leri falan çıktı işte. Yani Harrell Mutlu Leonard'ları falan. Fakat abi Tatum'un o ana liderlik yaptığı takım şu an. Genç bir oyuncu zaten kendisi. Çok genç yani. Kimse Celtics bu sezon hiç öyle şey muhabbete girilmedi Celtics'te. İşte biri mutsuzmuş topu alamadığı için muhabbeti hatırlamıyorum ben yani. Ben o takımın ana yıldızının senin de düşündüğün gibi Tatum olduğunu düşünüyorum. Kemba da ikinci diyebiliriz. Ama hatta ben... ama şey olursa seneye mesela üçüncü yıldıza kadar düşebilir yani. Üçüncü oyuncu olarak bile görebiliriz şeyi, Kemba'yı. Jaylen Brown'un performansına bağlı olarak.
Brown'un da cidden kontrat aldıktan sonra özellikle topla ilişkisinin bu kadar üst seviyelere çıkması çok garime gitti benim de. Cidden tam bir alt seviye Kawhi Leonard oldu abi yani. Abi şey tam onu diyecektim şimdi. Daha ne zaman Jalen Brown için dar gelirli Kawhi Leonard deniyordu. Ama şu an tam olarak onu yansıtıyor yani. Tam olarak. Yani çok enteresan. Çok bir anda yükseldi o seviye ve önü de açık yani. Daha da iyi olacak muhtemelen. Eski haline bir anda dönüş yapmazsa. Bu çizgide gittiği sürece daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Yani zaten sağlam bir savunmacı. İyi bir topla ilişkisi de iyi oldu. Şutu da güzel, iyi seviyede şu an. Yani seneye, bu sene olmasa da seneye Brown'u ikinci yıldız olarak görüyoruz. Belki bir patlama yapar ve Tatum'un bile önüne geçebilir. Yani ben hala o potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tatum çok iyi oyuncu. Şu an daha iyi oyuncu Brown'dan. Fakat yani Brown'ın benim için açıkçası, en azından kendim adıma söyleyeyim, bana vaat ettikleri daha fazla gibi geliyor. Yani bilmiyorum. Ya olabilir. Brown'un da potansiyeli ve yapabilecekleri gayet üst seviyede. Ama şu an için ben de hani şöyle bir Milwaukee serisinde 6. maç son top olsa kime verirdim diye düşünüyorum. Hani maç içindeki performansı ne olursa olsun ben o topu Tatum'a veririm şu an. Tabii tabii. Şey anlamda söylemedim zaten. Tatum şu an çok daha iyi bir oyuncu Brown'dan. Yani çok daha sorumluluk alıyor. Ne bileyim, formda yani. Brown da çok formda ama Tatum apayrı bir seviyor şu an takım için. Ben sadece şey söylemek istedim. Gelecek vaat etmek olarak yani yetenekleri, yapabilecekleri, savunma enerjisi, gücü daha fazla şey vaat ediyor bence. Tabii bunu ne kadar şey yapacak bilemiyoruz. Bu D'Angelo Russell gibi biraz yani. Vaat ettikleri şeyler çok fazla ama hala bir kısmını yapabiliyor D'Angelo Russell'ların. İşte hani zaten bu hepsini yapabilse Curry olurdu yani mesela. Ama işte yapamıyor yani. Celtics'in de ben 3. sıradan üste çıkacağını ya aşağı düşeceğini sanmıyorum. İlk 3 belli. 4. Miami Heat. Abi Miami Heat benim en sevdiğim takımlardan biri ilk ya. Çok yani benim de öyle. Çok seviyorum ben niyeyse. Oyuncuları çok sempatik. Sağ atmosferi çok sempatik. Ve tam bir gerçekten Eric Spoelstra eseri Miami. Aynen. İki kendi Kenanlar, Duncan Robinson'lar. Ben mesela bu sezon bu oyuncuların geldiği seviye gerçekten çok ayrı. Yani haksın. Garip. Yani ben şeyi düşünüyorum bu arada. Ben Jimmy Butler'ın bu sezon yaptıklarının underrated kaldığını düşünüyorum. Yani Jimmy Butler konusunda genel insan arasında da Miami Heat taraftarları arasında da bölünenler var. Abi Jimmy Butler çok iyi oynuyor bu sezon. Yani bu şey gibi. Gerçekten fakir LeBron'u gibi yani, anladın mı? Tabii ki yapabilecekleri olacak hiçbir zaman öyle bir şey olmayacak ama takıma verdiği, takımdakilere verdiği şey yani güven olsun, onlara liderlik yapması olsun. Gerçekten Jim Butler bu sezon çok daha olgun oynuyor. Aslında yıllardır yapmak istediği şey buydu. Minnesota'da yapmak istediği şey buydu. Baktığımızda Philadelphia'da hani meh diyeyim onun için. Çünkü Philadelphia çok yıldızlı bir takımda. Simmons, Embiid, Harris, Butler. Yani bunların hepsini bir anda liderliğini alması zordu Butler'ın. Fakat yani Minnesota'da istediği şey, takaslanırken istediği şey işte iyi bir oyunculardan kurulan bir takım ve onun liderliğini yapmak. Tam olarak istediği şeyi Miami'de buldu. Ben sezon başı da söylemiştim bunu açıkçası. Yani yazmıştım Twitter'ımda. Ben çok doğru hamle olduğunu düşünüyordum Miami için Butler'ın. Bu sezonda gösteriyor. Zaten Bam'a falan hiç girmiyorum ama çok inanılmaz iyi oynuyor bu sezon. Muhtemelen zaten en çok gelişme gösteren oyuncu da hala en üst sıradadır. Tabii bilmiyorum orada bir şeyler değişir mi. Fakat yani oynadığı, vaat ettiği şeyler diyeyim yani. Bam'ın çok fazla. Belki Miami bu sezon ikinci round'da elenecek. Hani yapacaklarından. Oyuncuların tecrübesinden oturuyor işte, ne bileyim. Yani Duncan Robinson'ın playoff'ta ne kadar güvenebilirsin, Nana ne kadar güvenebilirsin bunları bilmiyorum açıkçası. Bu tamamen Eric Spoelstra'nın sihrine bağlı. Fakat yani bu takım da gelecek vaat eden bir takım, onu da söylemek lazım. Şimdi Andre Iguodala da geldi. O da oynayacak muhtemelen playoff'larda bir aksilik olmazsa. Yani
Aslında vaat ettiği şey olarak belki sürpriz yapabilecek takımlardan biri. Tabii ki bir Boston Celtics kadar formda değiller ama görmedik yani Yadalı'yı falan da şimdi tam olarak o takımda işte ne yapacağını, ne edeceğini. Hani maç sonunda bir anda çok iyi bir savunma takımına dönüşebilirler baktığında. Kesinlikle öyle. Ben de Butler konusunda pozitif taraftayım ve diğer yandan Butler, Iguodala, işte ne kadar yaşlansalar da Iguodala, Jay Crowder, Bam, bunlar çok iyi savunmacılar. Ve tam maç sonunu oynayabilecek bir beş yani her açıdan. Miami biraz genelde bir günü bir gününü tutmayan bir takım olabiliyor. O yüzden hani sana 6. sıradan, özür dilerim, 5. sıradan Sixers gelse ve Miami onları eleyebilir mi? Bunun garantisini veremem. Ama diğer yandan da Miami konferans finali yapamaz da diyemem. Aynen abi. Çok çok garip şu an. Ya bir de dediğim gibi şey tam izleyemedik. Crowder'la Iguodala'yı takımı izleyemedik yani düzgün. Evet, çok izleyemedik, doğru. Hatta izledik mi hatırlamıyorum bile. Şu an Iguodala'yı bağdaştıramadım kafamda. Miami formasıyla. Ya Birkaç maç oynadılar. oynadılar mı? Ya abi şey işte şimdi o takım yani dediğin gibi Butler olsun, Iguodala olsun, Crowder olsun, Bam olsun. Ha bunların hepsi savunmacı bir kere zaten. Savunmacı oyuncular yani. Şimdi Butler ben her zaman geçen sezon da dahil olmak üzere Paul George hani kıyaslanıyordu mesela Paul George hani hangisi daha iyi diye. Ben her zaman Butler'ı da Paul George seviyesine görenlerdendim. Çok az zaten bu kitle ama ben görüyorum yani Butler genel olarak underrated kaldı son 2 senede falan. Yani şimdi geçen sezon mesela şey Toronto serisinde de çok iyiydi. Kawhi o kadar değişik bir ağırlık koymasaydı o seriye gerçekten o süperstar ağırlığını koymasaydı abi Butler çözüyordu o seriyi yani baktığımızda. O takımı konferansını yönetiyordu az daha. Yani dediğim gibi ben Butler'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yanına eklenen parçalar işte yanında olan parçalar da eklendi miyim de işte Bam olsun şutör lazım olduğunu Duncan Robinson olsun Kendrick Nunn olsun falan bunlar çok iyi oyuncular. Burada bunlar gitmedi takasla değil mi? Ben konuşuyorum böyle de. Yok yok. Tamam şey hani Miami'de de herkes oynayacakmış okey zaten. tamam. Herhangi bir Eksik yok. Yani eksik yok kadroda. baktığımızda gerçekten değişik şeyler vaat ediyorlar. Ne olacağı belirsiz bir kutu gibi onlar. Bakalım ne olacak. Ben çok merak ediyorum Miami'nin ne yapacağını. Başka ne olacağı belirsiz bir kutu daha var. O da sezon boyunca, hatta bu sezon değil 2-3 sezondur sürekli tartışmaların odağında olan Ha, Sixers. onlardan olmayacak Yani ya. hiçbir zaman potansiyelini vaat edemeyen. Aynen. Koç konusunda da biraz sıkıntılı ve belini bağladıkları yıldız oyuncular da çok arasında uyumlu değil Simmons ve Embiid. Ama yine de diğer yandan da geçen sezonun şampiyonuna çok şans eseri bir şutla elendiler 7. maçta. Abi şimdi diyorum ya Butler abi apayrı oynadı geçen sene. Abi Butler bu sezon Miami'de. Çok da iyi oynuyor yine. Biraz ara sıra performans iniş çıkışları yaşadı fakat iyi oynuyor baktığımızda tamam mı? Abi bu sezon Butler'ı kaybettiler. İşte Harris falan duruyor. Fakat ben onlardan olmayacağını düşünüyorum artık. Niye olmayacak abi? Abi yani çözüm buluyorlar Sixers'a ya. Yani Simmons'ın o tehdidi yaratamaması sahada, şut tehdidini yaratamaması, Embiid'in böyle bir müthiş oynayıp bir böyle düşüşte oynaması yani. O takım yani şimdi düşünsene Miami ile eşleştiler mesela. Abi o takım kötü başlasa bu sezon Butler kalsa onları playoff ortamında kurtaracak biri de yok bu sene ya sanki. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani net öyle final oynuyorlar sezonun içinde. Ben ne yapacaklarını çok merak ediyorum bunu. Tamam, Josh Richardson çok iyi bir oyuncu. Fakat yani onun da yapabilecekleri sınırlı. Yani ben onların ne yapacağını çok merak ediyorum harbi. Yani çok kapalı kutu. Ben olmayacağını düşünüyorum onlardan. Ya belki first round exit bile olabilir. Yani sezon sonunda tüm takımı dağıtmak zorunda falan kalabilir onlar. Ya Butler seviyesinde o karakterde bir oyuncuları yok. Embiid'de, Simmons'ta en azından şu ana kadar gösterdikleriyle hani soft dediğimiz tarafa biraz daha yakın oyuncular. Ama bir yandan da gerçekten çok yetenekli bir oyuncular ve Simmons bu sezon özelinde bir sempatimi tekrardan kazandı. Çünkü çok iyi bir sezon geçiriyordu sakatlandığı ana kadar. Hem savunmada hem hücumda. Ve
sezona da başlayacakmışsınız. Bel sakatlığı vardı ama. Anladım. Oynayacakmış yani. Ya bilmiyorum, Sixers ilginç cidden. Yani ama bir şey beklemiyorum. Ben de onlardan. Olumsuz tarafa daha yakınım. Yani muhtemelen. Yani ilk roundda Miami ile eşleşirlerse. Geçmiş olsun. Ya ben de o turu geçen tarafın Miami olacağını düşünüyorum ama kesin de konuşulmaz evet, tabii. Altıncı sırada da Indiana var. Indiana'da Oladipo döndü ama kötü döndü. Ya kötü dönmesine rağmen Brogdon, Oladipo, TJ Warren, Turner ve Sabonis cidden iyi bir 5. Lamp de onlar dedim bu sezon. Doğru hatırlıyorum. NBA'yi unutmuşum ya. Yani Lamp'i şeyden hatırlıyorum bu arada sadece. Net maçlarından hatırlıyorum yani. Indiana'yı bu sezon izlemedim ben. Ne bileyim. Boston maçı izledim. Milwaukee maçı izledim bu sezon. İşte Miami maçı izledim. Ama Indiana maçına denk gelmedim. Çünkü işte Oladipo yoktu. Biraz da gıcık olduğum bir takım Indiana açıkçası. Bizi sürekli yeniyorlardı neyse. Yani bu sezon geldik orada bu arada onlara Oladipo döndüğünde. Bunu söyleme denemeyeceğim. Şey yani abi vaat ettikleri kağıt üzerinde çok güzel şeyler. Zevkli basketbol. Fakat kötü şey Oladipo'nun dönüşüyle kötü oldu onlarda yani. İyi olamadılar. Beklendiği gibi. Yani o takımın çarkına çomak sokacağını kimse düşünmemişti Oladipo'nun. Biraz öyle oldu yani. Tabii şimdi geçen sezonki Oladipo olsa apayrı olurdu. Tamam mı? Ama yani geçen sezonki eski Oladipo'da değil şimdi sakatlıktan döndüğü andaki. Olamaz yani. Yani belki belli süre sonra bir sonraki sezon olabilir ama bu sezon en azından onu beklemek biraz ağır geliyor bence. Yani Indiana'dan ben ilk turda eleneceklerini düşünüyorum Indiana'nın muhtemelen. Açıkçası. Boston'la şişiren muhtemelen. Yani dediğim gibi bir şey düşünmüyorum onlar hakkında çünkü yani formda değiller en başından. Tabii şimdi kaç ay oldu? NBA kaç aylık oynanmıyor. Döndüklerinde belki çok iyi basketbol oynayıp seriyi çok enteresan bir yere taşıyabilirler. Yani o potansiyelde oyuncu olarak var onlarda. Çünkü gerçekten kaliteli bir kadro baktığında. Ama yani son performansından konuşarak açıkçası bir şey olacağını düşünmüyorum Indiana'dan bu sezon özelinde. Sonraki sezonlar için. Neden olmasın? Yani şu anki durum, en azından bıraktığımız Indiana doğuda first round exit gibi gözüküyor ama ya dediğim gibi işte yaklaşık da değil. 4,5 aylık bir ara verilmiş olacak sezon başladıktan sonra. O 4,5 ayda neler değişti kim özelinde ve onu bilmediğim için kesin de konuşamıyorum. Bakalım, inşallah Oladipo daha iyi döner ve bize de daha çekişmeli zevkli bir seri izletirler. Seriler daha çekişmeli maçlar izletirler ya Heat'le ya da Boston'la. Net. Bu 6. sıradan sonrası doğuda bayağı ayrılıyor. Evet. İlk 6 takım ve 16'ndaki 2 takım var. First round exit olacaklar bunlar kesin. Ya istiyorsan bunları 7 8 9 olarak üçünü alıp şanslarını konuşalım. Hangisi playoff'a girer, hangisi giremez şeklinde ama sanırsam Wizards'ta Bertans, sanırsam değil, Bertans oynamayacak. Ve dün bir haber okudum. Beal da şeymiş, kararsızmış Orlando'ya gelip gelmeme konusunda. Abi, özür diliyorum. Önceki sözünü kestim bir anda. Abi Washington'ın herhangi bir şekilde playoff yapma imkanı yok. Yani çok uzak. Ben de düşünmüyorum. Şimdi Nets ve Orlando'yu beraber ele alalım. İkisi de kötü takım ama fakat Nets kayıplarından sonra işte DeAndre Jordan da gitti. Pivot kalmadı. Yani Clarkson'da yok şu an sakat olduğu için. İşte DeAndre Jordan gelmeyeceğini açıkladı. Wilson Chandler yok. Dinwiddie kararsız. Wilson Chandler yok. Kanat yok takımda. Prince dışında. Harris dışında bile yani. Kanat sayarsan. Abi Dinwiddie kararsız. Yani Dinwiddie de gelmezse bu arada çok acayip bir şey izleyebiliriz. Tamam, Tyler Johnson'ı aldı Nets. Dinwiddie'nin arkasında aslında güzel beklemeydi teorik olarak baktığında. Fakat abi Dinwiddie gelmezse o takım yani skor bulamaz. Tek opsiyon Levert kalıyor. Levert'e de yani çok fazla baskı bindiği için ne yapabilir abi Levert yani. Şey o takım 8'e düşerse Nets açıkçası. Orlando'nun gerisine düşüp Milwaukee ile eşleşecekse çok acayip bir şey izleyebiliriz playofflarda. Yani
saçma sapan iğrenç rekorlar, onur kırıcı rekorlar görebiliriz Nets cephesinde. Çünkü abi kim oynayacak o takımda? Kanat yok o takımda. İki tane kanat var. Dinwiddie gelmezse guard rotasyonu bir an şey oluyor, değişiyor, tamam, bozuluyor. İşte o takımın Dinwiddie gelmezse 5'i Levert, Temple, Harris, Prince, Allen olacak. Fakat abi bench'ten kim gelecek o takımda? Yani kanat yok, bench'ten gelecek. Yani ben Nets konusu, ben zaten takımım yani benim kaç senelik. Bizim takımımız kaç senelik. Ben gitmeyelim bence biz yani açıkçası. Çok apayrı sıkıntılı bir şey izleyeceğiz biz orada yani çünkü. Ben yine de Dinwiddie gelmezse eğer, Levert'in ana opsiyon olarak tek başına neler yapabileceğini, nereye ulaşabileceğini veya ne seviye kötü performans göstereceğini merak abi ediyorum. Takası için de çok önemli. O yüzden takası konuşuluyor şimdi Levert'in. Ben her ne kadar bunu istemesem de. Fakat yani takası için de, yani bir anda Levert bu şeyde, bu 8 maçta üstünde playoff'larda çok değerli bir oyuncuya dönüşebilir yani. Dediğin gibi. O yüzden Dinwiddie gelmese bile ben biraz heyecanlıyım. Ya bilmiyorum. Ya Milwaukee ile eşleşmediğimiz sürece ben okeyim bu arada. Toronto ile eşleşelim ve oynayalım. Ben 20'ye yapmaya razıyım maç başına. Fakat abi o Antetokounmpo falan acımasız yani. Yer bizi vallahi sahada. Jared Allen 49 dakika sahada kalırsa ve gerçekten. Yani şimdi bir de Orlando ile Washington'ı çok minik ele alalım. Zaten Washington'ı söyleyeceğini söyledim. Washington'ın bu ihtimaller yaşanırsa, ki Bill gelmezse, maç kazanma ihtimali yok muhtemelen. Tamam mı? Bertans kesinlikle yok ve Bertans da özellikle Washington'ın hücumu için gerçekten önemli bir parça. Yani bir yılda gelmezse gerçekten maç kazanma ihtimali öylesine tatile gelmiş olacak Disney onlar. Orlando konusunda abi, Orlando'da eksik var mı? Önce onu sorayım sana. Dikkatini çeken. Orlando'da da benim bildiğim kadarıyla şu anlık yok. Tamam. Abi Orlando, belki sonra da Orlando eklenir. Muhtemelen Nets'in önüne geçecek. Çünkü eksik de yok. Yani Gordon sezon bitmeden fena oynamıyordu açıkçası. Sezonu iyi kapattı, evet. İyi kapattı sezonu. Yani onlar zaten hali hazırda işte Vucevic'den olsun. 7-8 takımıydı. Muhtemelen 7. olacaklar Nets'in de şey olması. Toronto'ya geçecekler. Muhtemelen süpürülürler onlar da 4-1-4-0. Öyle yani, konuşacak bir şey yok onların üstüne açıkçası. Ben de Orlando'yu 7. sıra için bir tık önde görüyorum. Dinwiddie'ye bağlı durumları. Biraz. Yani şimdi ben şeyi merak ediyorum. Nets ne yapacak abi? Nets pivot alacak bence. Muhtemelen ekleyecek takım artık. Pivot alacak ama kim alacak o da belli değil. Kim alınabilir onu da bilmiyorum. Evet abi, yani çok acayip. Aslında şey olsaydı güzel olurdu. Mesela her takımdan, oraya katılmayan takımlardan, gelmek isteyen oyunculardan bir kısmı yarım sezonluk kontrat imzalayabilirdi bence. Yani onlar için sezonun normal sezon bitmeden bitmesi biraz adaletsiz oldu. Ne bileyim. İşte kim var? Mesela Karl Anthony Towns bir anda X bir takımla imzalıyor. çok acayip olurdu mesela. Zevkli olurdu. Biraz saçma ama düşünce de keyifli gibi. Çok keyifli abi yani. Düşünsene. Minimum kontrat imzalıyor 3 aylık. Çok zevkli olurdu bence. Derin bilirsin Beşiktaş'a gelmesin. Aynen. O kasa. Yani Doğu için bu kadar konuşacaklarımız. Daha fazla bir şey eklenemez herhalde. Aynen. Okey, Batı'ya geçelim istiyorsan. Programı kapatalım abi. Bir sonraki programımızda da Batı'ya geçeceğiz, aynen. Batı daha uzun olacak zaten. Batı çünkü 13 tane takım var konuşacağımız. Evet. Buradan kendinize iyi bakın diyoruz. Bir sonraki programımızda da Batı'yı konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.